Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlerle minimalist sahurumu paylaşmak istiyorum. Umarım faydalı bulursunuz. Uykudan uyanınca ilk işim el yüzümü yıkadıktan sonra bir ya da iki bardak su içmek oluyor. Suyun yemekten sonra değil, yemekten önce boş mideye içilmesi daha faydalıdır. Ayrıca suyun faydasını görmek için, yararlanmak için suyu lıkır lıkır değil, yudum yudum içiyoruz. Sonra kahvaltılarımın vazgeçilmezi olan yumurtalarımı haşlamak için ocağa bırakıyorum. Üstümü değişip gelene kadar yumurtalar haşlanmış oluyorlar. Yumurtaların yanında yiyeceklerimi akşam uyumadan önce tezgaha bırakıyorum. Bunun iki sebebi var. Birincisi sıcak mideye dolaptan çıkardıklarımı soğuk tüketmemek. İkincisi de zaten uykulu olduğum için bir de yıkama, temizleme işlemiyle uğraşmamak. Gördüğünüz üzere sahurda susatmayan, tok tutan, vitamin ve protein içeren gıdalar var. Eğer kahvaltı tabağımızı bu şekilde yaparsak orucumuzu hem sağlıklı hem de rahat tutabiliriz. Kahvaltı tabağını daha zenginleştirmek istiyorsak kuru yemişler de ekleyebiliriz. Ben açıkçası akşamdan kuru yemişleri ıslattığım zaman tüketiyorum ama bu akşam ıslatmayı unutmuşum. O yüzden böyle kıtır kıtır yemek bana göre değil. Ayrıca eğer evinizde tuzsuz zeytin varsa onları da tabağınıza koyabilirsiniz. Gördüğünüz üzere kahvaltıdan sonra hiç bekletmeden bambu kabımı yıkayıp hemen kuruluyorum. Ve son olarak da dişlerimi fırçalıyorum. Güzel insanlar, az önce sahuru izlediniz. Bu kimilerine normal, kimilerine anormal gelebilir. Çünkü öyle insanlar var ki iftardan kalma börekler, dolmalar, sarmalar, tavuk, et ne varsa sahurda tüketiyorlar acıkmamak için. Ama aslında halbuki oruç tutmanın asıl amacını unutuyoruz. Oruç tutmak nedir? İnsanın nefsini kıran, iradesini arttıran ve isteklerin akıla boyun eğdiği bir ibadettir. Sahurda uyku sersemi olduğum için bazı yerleri atlatmış olabilirim. Ancak aklımdayken söyleyeyim. Orada içtiğim kefirdir. Biliyorsunuz siyah çay insanı susatıyor. Ben bazen kefir içiyorum, bazen de bitki çaylarından içiyorum. Bu kekigötü de olabilir, kekik de olabilir, bu rezene çayı da olabilir. Ancak isteyen, laktoza alerjisi olmayan, süt içebilen insanlar da süt de içebilir. Yani mümkün kadar siyah çaydan uzak durmak lazım. Şunu da söylemek istiyorum. Her kahvaltıda ben bunu mu yiyorum? Her sahurda bunları mı tüketiyorum? Genelde şey olarak, içerik olarak aynı oluyor. Sadece bazı eklemeler olur veya şöyle söyleyeyim. Ben domatesle salatalığı ayrı yediysem, marul yediysem, yarınki sahurda mesela çoban salatası yerim. Üzerine işte dereotu, nane falan dökerim. Veya yumurtanın haşlanmış değil de ıspanaklı yumurta olarak tüketirim. Yani bu şekilde yediğimin bana ne faydasının ne olacağını ve bana beni susatır mı susatmaz mı diye bunlara dikkat ediyorum. Sağlıklı sahur yapıldığı zaman o gün hiçbir şekilde rahatsızlık olmuyor. Çünkü zaten yenilen şey, ben mesela orada iki tane salatalık yedim. O zaten bayağı bir su ihtiyacımı gideriyor ve onun da karşısında, onun da öncesinde sahurun öncesinde de su falan içtiğim için bana yetiyor gün içerisindeki susuzluk. O yüzden insanlar hani bazen diyor ya baş ağrıdan duramıyorum falan. İnsanın vücudunda su eksikliği olduğu zaman artık baş ağrısı başlamaya başlıyor. Baş ağrısı olmaya başlıyor. Konuşamadım. Baş ağrısı olmaya başlıyor. Ancak çok şükür hamdolsun bende öyle bir sıkıntılar yok. Sadece enerjimi çocuklara harcamak için tutuyorum. Güzel niyetle tutulan tüm oruçların Allah'tan kabul olmasını diliyorum. Şimdi birazdan ben de iftar için hazırlıklar yapacağım. Onu da mümkün kadar videoya çekip sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. İftarda da alışılmışın dışında bir sofra görmüş olabilirsiniz. O yüzden şimdiden şaşırmayın. İftara çorba olarak Azerbaycan mutfağından dolga hazırlıyorum. Bunun için bir kaseye bir yumurta kırıyoruz ve üzerine
3-4 yemek kaşığı yoğurt döküp karıştırıyoruz. Amacımız yumurtanı açmaktır. Sonra büyük bir tencereye 1 litre yoğurt döküp üzerine bu karışımı ekliyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine de yarım litre su döküp kaynamaya bırakıyoruz. Diğer tarafta yeşillikleri hazırlıyoruz. Benim yeşillik olarak ıspanak, dereotu ve nanem var. Aslında bu doğanın vazgeçilmez yeşilliği Azerbaycan dilinde söyleyeceğim. Çünkü bunu Türk dilinde bulamadım açıkçası. Yarpız ve dağ keşnişi deyilen yeşillikler var. Onlar doğanı daha da lezzetli yapıyor. Yani aslında doğanın olması olması. Ancak ben İstanbul'da bulamadım. O yüzden her zaman döktüğüm yeşillikler bunlardır. Ocağın üstünde ısınan yoğurdun üzerine 2-3 yemek kaşığı pirinç ve yarım su bardağı önceden haşladığımız nohutları ilave edip karıştırıyoruz. Yoğurt kaynayınca üzerine doğradığımız yeşillikleri ilave ediyoruz. Kesinlikle kapağı kapatmıyoruz. 5 dakikada kaynıyor ve zaten bu yeşilliğin rengini döndüğünü görünce artık bizim dolga çorbamız hazır olmuş oluyor. Dolganın içerisine aslında 1-2 yemek kaşığı un da ekliyorlar ama ben dökmüyorum. Evet güzel insanlar, İstanbul'da 8'e 6 kala ezan okunacak. Yani yaklaşık 2-3 dakika sonra ezan okunacak. Ama bizim soframıza bakar mısınız lütfen? Masamızda hiçbir şey yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü iftar ezan okunduğu zaman ben orucumu açıyorum, su ile açıyorum. Ondan sonra kalkıp masayı düzeltiyorum. İşte yemek falan ne lazımsa koyuyorum ki. Ay, inanamıyorum şu anda bile okundu ezan. Evet, ezan okundu. Ben şimdi orucumu açacağım. Ondan sonra masayı düzelteceğim. Masayı düzeltirken, yemek hazırlarken o sırada içtiğim su hazmolmuş olacak. Ondan sonra rahat rahat oturup yemeğimi yiyeceğim. Üç nefeste içiyoruz. Evet güzel insanlar, bizim iftar soframız hazırdır. Burada Azerbaycan mutfağına dair dolga çorbası var. Onun tarifini zaten paylaştım. Daha detaylı YouTube'da girip izleyebilirsiniz. Başka yemek kanallarında da vardır. Burada da bu çorbamızdan sonra da 3 tane köfte. Bu köftenin tarifi de YouTube kanalımda olduğu için şimdi köftenin yapılışını paylaşmadım. Bir de yanında sadece kırmızı biber var. Bu kırmızı biberleri de ben yazın alıp buzlukta dondurmuştum. Böyle çıkartıp tavanın içerisinde kendi buharını pişirip üzerine sarımsak, maydanoz döktüğümüz zaman çok lezzetli oluyor. Yani iftarda neyimiz oldu bizim? Etimiz oldu, yanında sebzemiz oldu. Mutlaka et yemenin yanında sebze yenilirse etin emilimi daha güzel olmuş olur. O yüzden sebzeyle hafifliyor. Bir de çorbamız var. Bu kadar. Burada görmüş olduğunuz çorba da eminim ki çok babalar öyledir. Evde bir gün öncesinden kalan biraz yemek varsa, ki benim babam da öyleydi hep evde. Anneme derdi, dünden kalma ne var getir getir diyordu. Bir hani oluyor ya, yemek yeniliyor, bir kap kalıyor. Onu hep bizde evde babam yerdi. Burada da eşim yiyor. Evet. Ama yine de Azerbaycan mutfağını sevdiği için ona da doğanı böyle bardakın içinde döktüm. Yani aslında bugün bizim masamızda olan bunlardır. Yani oruç tutmak, iftar zamanı masanı yemek şölenine döndürmek değildir. Çok insan bunu biliyor ama hep söylüyorum, bilmek önemli değil ki, onu uygulamak önemlidir. Rabbim güzel niyetle oruç tutan herkesin orucunu kabul etsin inşallah. Amin. Amin. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Bu da bizim minimalist iftar soframız. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bayağı bir zamandır söylemiyorum. Eğer abone değilsiniz, abone olursanız paylaştığım videolardan her zaman haberdar olmuş olursunuz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz hepinize. Amin.